Selamlar arkadaşlar. Assassin's Creed Rogue Remastered'ın Türkçe oyunu 8. bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir şey olmadı yani. Direkt kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son artık son güçlü kılıcımızı da almıştık. Şu Amerika'dan geldim. Bu bölümden sonra artık video dışındaki temizlemelere başlayacağım. Maç saatine kadar. Bugün zaten ne? 7 Şubat. Bizim... O ne lan? Yine kim yaptı lan? Orada. Karşı kareye oturamıyoruz değil mi? Ya aynen. Duvarın arkasındaymış. İşte dağın arkasında ne dersin? Sen şarkı söyleme. Şimdi ben buna değersem yanıyoruz mu biz? Ya hani yanmadı. Yanmadı o yüzden. İki gunslinger dolanıyoruz amına koyayım. Red Dead Redemption'dan fırlamış gibi amına. Yaralar. Bizim yerli reis saldıracakmış. Onlara karşı kale Moro'nun kaleyi savunmasına yardımcı ol. İşte bir insan karaktersiz piç olunca böyle oldu. Damn the devil! What happened here? Kisigawase. Well, then we are too late. No. Fort Fredericks is nearby. I'm sure the colonel can hold it. You have the captain, lads! Make haste! Kisigawase. Onun oğlumun çocuğu. Ya ben amına kodumun istiyafı niye oynuyorum ya? Al bana. Çatışmaya girme. Yavaş. En ideal yol çatıdan gitmek ama genelde çatıda da boğuluyorlar bizi biliyorsunuz ya. Müneccim yarrağıymış biri fark ediyor. Aa şu arkadaş gibi. Yandım amına koyayım. Güya burası koskocaman garnizonda. Ne oldu lan? 2 dakikada kayıp mı ettiniz? Biz asasinlerdeyken hiç böyle topluca dalabildiğimizi hatırlamıyorum. İlla biz karşı tarafta olunca oluyor değil mi amına koyayım? Hayır dursan ne olacak? Ne yapacaksın? Yetişebilecek mi? Çatıya çıkabilecek mi? Var mı o meziyet? Anayın ırmak. Nereden gelecek lan bu kaleye? İngiliz askı, zavallı. Tam bir mal örneği. Ben hiçbir şey demiyorum ya. Tam bir mal. Ben daha doğrusu bende sıkıntı yok. Bu beyinsiz atlayana kadar millet öldü amına. Nerede millet? İyi de silah görmüyor ki orayı. Of of işte. Boş edemiyoruz. Ready to take him down. Bana ne lan düştüyse. Orospu çocuğu duvara çıkmayı bilmiyor amına koyayım. Bir daha sesin yapmışlar bu malı.
Silah alıyorum. Silah tahtayı vuruyor. Hedef görüşünde düşman yok. Ne bekliyorsun ki? Aa, ön kapısı açıkmış. Vay. Kim kimden amına koyayım ya? Yok, Dostoyevski amına koyayım. Pickle silahlarını al götürsün. This is the Segawashi's work, isn't it? I believe it is. And I believe it's seen the devil. The manuscript. You'll keep it safe. Bring it to the Morrigan. That's an order. Who are you to give me orders? I outrank you. I'm not part of your army, Colonel. I'll take care of the defenses until you get back. Senin ne kadar komik hareketler. Sick of watching. Templar dog. Haklı, tapınakçı köpeği. Az bile sövdün reis. Burn. Fakat silahını kullanarak var. You truly believe you can best me, traitor. Bakın silahı nerede? Eğer kardeşim he, yakalarsın hemen efe he. Bakın silahı nerede ama? Arkadaş şey, silahı kullanası ya. Oldu mu? Götün güverdi mi? We trained you well, traitor. Kisigawase. It didn't have to be this way. It did. You are an enemy. Achilles will see you dead. What he's doing is wrong. Who are you to judge? The Templars will fail. You will fail. Monroe is already dead. What do you mean? Liam. Bırak bırak. Monroe'yu kurtar. Nerede o sikik? Ben yanlış tarafa gidiyormuşum. Şuradan atlasan ölmezsin değil mi? Ayşecek bezemek. Ya aferin, bu sefer boşluğa tıkladığımı kabul etti beyinsiz orospu çocuk. The colonel was heading for the docks. A huge man with an axe was chasing the colonel. Bu alfalı bir adam albayı kovalıyordu diyor. Siz de burada duruyorsunuz değil mi? Gerçi durun durun. Namı dizine inmiş bu ölülerin durma şekli. Edward'dayken o bizim Mary Reed vardı ya, o öldü. Geberdin, geberdin. The manuscript. An assassin took it. Liam. I'll get it back. I swear it. Ha, yüzünü verdi. Şey. Onu geri alacağım, yemin ederim diyor. Tak tak. Tak. Senin gibi orospu çocuğuna yakışır, tak. Ağzını siktim orospu çocuğu. Yani söylemek istemiyorum ama Hayton bile sizden daha delikanlıymış. En azından bak, oradaki yanlışlık giderildi. Zaten hiçbir zaman suikastçılara üye olmamış amına koyayım. Babası suikastçı olsa da, ki Edward'ın son halini de gördü zaten. Bayağı beyefendi olmuş o da. Tam bir sokuk olmuş. Neyse.
tapınakçı olduktan, öyle yetiştikten çok sonra. Gençlik dönemlerinde, çocukluktan beri eğitmişler bunu zaten tapınakçı olarak. Yani gençlik dönemlerinde, genç delikanlı olduğu dönemlerde 18-20 yaşlarında babasının suikastçı olduğunu öğrenmiş ama onu hiç etkilemeden olduğu gibi devam etmiş tapınakçılıktan. Yani o bildiği yoldan gitmiş tek seferde. Ama bu taraf değiştirip bu kadar bir de biraderini, kardeşini öldürüyor. Kardeşlikten insanları. Neyse. Değişik değişik küfür ederim de durduk yere bandınlarız yani. Kasegovas'a gitti işte. Adını da diyemiyorum adamın da. Kasegovas'a mıydı neydi? Demiş bir kız silahıyla öldürdü. Neyse daha iyi oldu bu boşver ya. Ben kendim normal öldürsem Gorosuyucu adamı normal öldürmüş gibi olacaktı. Ancak bu pezemek o adamı silahla öldürmüşe geldi. Git var git. Ne oldu? 100 metre. Konağa mı gidiyorsun? Sekans bitti bildiğim kadarıyla. Suikastçı durdurma hala gelmedi mi bu Greenwich'teki? Ha? Ne uğursuz pezevenk bir memleketmiş burası ya. Ne görev. Mesajıya bas. Yaralar. Peşinci dizi mi başladı? Yok, başlamamış. Tamamlanmamış anıya da gidebilir. Neyse şu yere gidelim de. Şuradan çıkabiliyordur herhalde değil mi? Ay eşek değilse. Yok ay eşekmiş tamam. Becerik sorusu çocuk. Şu kapılar süslüye mi var ama? İlla o kapıdan mı dolanıp geçeceğiz? Oo, Charles'ı da burada. Eğitim nerede? Karanlıklardaki eğitimdir kesin. Benim kılıcım o değil lan yalnız. Korsan var ya bir kılıç. Tamam, bütün seksi şempanzeler burada. Do you swear to uphold the principles of our order? And all that for which we stand? I do. And never to share our secrets, nor divulge the true nature of our work? I do. And to do so from now until death? Whatever the cost, I do. Then we welcome you onto our fold, brother. You are now a Templar, harbinger of a new world. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. Resmi olarak tamam artık. Önceden gaye resmi kesinleşmemiş bir şeydi. Tamam resmi. Tamamen artık resmi bir şekilde orospu oldu. Sizin babanızın döl yatağına sokayım, ananızın rahmini kazıyım. Do you understand now? Ne diyorsun oğlum? I'm starting to see why you're so interested in Shay Cormac. Abstergo arasına çıktık. Sana ne oldu lan? Ya da bunun yüzü zaten böyle miydi? Shay has seen the true face of the world. And he has chosen his path accordingly. A similar choice will soon present itself to you. Umarım bizim şu bir türlü yüzünü göremediğimiz, sesini de duyamadığımız kullandığımız karakter Çoros çocuğunu öldürdü. Nasıl yapar bilmiyorum ama. We still can't access the servers in the basement, but there's another one located at the top Malin, of the building in Romney's office. Embesil'in önde gideniydi ama en azından becerikli biriydi ve suikastçıydı yani. Son kararı hariç. İkinci yere gidebiliyoruz mu da? İkinci artık girilebilen yerlere. Nasıl olsa şuralar üçüncü kapı bir türlü bizi şey yapmıyor o zaman. Nereye gideceğiz? Exit. Rumble. Yo amına hala ikiye giremiyorsun. Ya siktirin gidin oğlum ya. Bir anlığına düşündüydüm toplayayım o fragmanları şeyler de böyle edecekseniz sikime bile takmam basar giderim onları. Nereye yöneteceğim gidiyoruz 15. kat. Çık. Zaten yerden 100-200 metre yüksek dedik çık amına. Yöneteceğim. Bizim o kızıl saçlı kara herhalde. Hmm, aynen. Melanie. Melanie.
Lemay. Adına sokayım seni. Bu katta bir şeyler var mı? Evet var. Bok var. Ne ara baş patron olabildin lan? Önceki lavuğa ne oldu? This office used to belong to a man named Olivier Garneau. Biliyorsun. He was my predecessor as chief creative officer of Abstergo Entertainment. Otto Berg is a representative from our parent company, Abstergo Industries. He's showing you the true history of the world, just like they showed me. Olivier was kind, he was intelligent and passionate about our work, but a year ago, he caught a glimpse of this truth. They never found his body. This is not the way we normally bring people up to speed on these matters, but you worked hard and are proving yourself, so I'm granting you level 2 security access. The servers on this floor should unlock more of Shay's memories. Black Flag'taki çalışan oğlanla aynı kişiyse bu. Bu amına kodum karısı niye bu açıklamayı yapıyor? Belli ki bambaşka biri. Diyorum ya, artık Desmond'dan ve sonunda Mehmet abim dediği gibi Layla Hasan'dan sonra veya aradaki işte şeylerde herkesi 50 defa da örnek verdiğim gibi işte Player Red One'daki gibi tek tek eski bilet ve eski Snipes'in serisindeki bilet serisindeki kampaktı gibi milleti böyle hasat edip teker teker kullanıyorlar. Kullanat yapıp yalıştırıyorlar. Ki... Ne diyorsun lan? Ki... aklıma gelmedi. Ata bağlantısı bile olmayan kişilere nasıl ata bağlantısı varmış gibi yaptıklarını zaten bir önceki oyunda gösterdi. Desmond'ın bayağı ilini kimini gözyaşından tükürük bezine bilmem ne kan şeyinden sidik bok şeyine kadar her şeyinden faydalanmışlar. Ki yani nasıl çoğalttıklarını da gördük. Şuradan mı gidiyorsun? Ne anlatıyorsun lan? Ne anlatıyorsun? Her yerde Black Flag'ın şeyleri var hala da. Mekanlar. Orası üçüncü seviye. Hadi bakalım. Bir beyin sikici bulmaca daha. Dur amınım. Az önceki görüntü iyiydi. Bacını sikeyim senin ya. Nasıl değişiyordu lan halka? François Macandal saved Baptiste from slavery and inducted him into his so-called brotherhood. Macandal was a vicious mentor, and in his desperate attempt to liberate slaves, he broke his own creed by indiscriminately killing nobles. Misguided as they are, some assassins are honorable. Macandal was not one of them. Thanks to the calculating genius of Madeleine de Lille, the Templars made an example of Macandal by way of public execution in 1758. His pathetic excuse for a brotherhood quickly fell apart. When his comrade and childhood friend Agathe fled to Louisiana, Baptiste saw the futility of his former life in Macandal's brotherhood. Madeleine saw Baptiste's potential and instructed her Templars in New Orleans to strike a deal with him. If he could draw Agathe out of hiding and eliminate him, he would be granted a place in the Templar order. Although Baptiste was killed by the assassin Aveline de Grandpré, his path clearly demonstrates the inherent superiority of Templar ideals over assassin terrorism. Street lan şurada. Yandaş medya gibi işine gelen tarafa çeviriyorlar ha. Sus lan, sus. Animasyonunuzu da sikerim. Şeyinizi de sikerim. Sikikler. Nereden bulaştık ya sizin gibi götlerlerine? Ne lanet, ne on çocuğu çıktınız siz ya? Lobiye git ama. Sen beni ikinci kata beklesen gel. Gerçi lobiye boşuna şuna gittik. Boş kafa siksin senin de. Know that you are aiding a worthy cause, even if you do not yet know what it is. Gerçi buraya dediğim gibi boşuna geldik lobiye. Burada
ne onun adı? İki tane şey var. Onlar da üçüncü seviye bilgisayarlardı. Bir üst lobi değil mi ora? Aynen. Bir üst lobiye çıkacağız. Gerçi oradakilerin de çoğu üçüncü kat da. Şey, üçüncü güvenlik security'si istiyor. Yani bu iki benim hiç bokum yaramadı. Açabildiklerimin açtım birinci seviyede. İkide doğru gün bir bok yok. İşte görev dahilinde açtıktı. Üçte de geri kalan her şey var. Bu kattaki bildiğim kadarıyla her bir bok üçüncü seviye sadece. Tekrar tekrar gideyim işte bak. İyice emin olmak için. Bu zaten ana hikayeden gittik. İlk kısmını gördük. Bu üçte. Tamam. Şu kısma girebiliyoruz ama bunlar da üç diye hatırlıyorum. İki varsa belki götü kurtarabiliriz. Yani en azından bir tane yapabiliriz. Ama onun dışında tırt. Tablet mablet diyor. Tablet falan diyor. Nerede bu o kadar toplanacak dediği şey bilmiyorum. Şu ikiymiş. Şuraya girebiliyoruz. Şey. Amına koyayım. Ne varmış burada? Dur bacını. Bakalım ne verecek. It is 426 in this. Fuck off. Yeterli oldu mu? Bana o bir o fragman gibi şeylerden lazım. Senin saçması gibi mektup veya ses kaydın umurumda değil. Çocuk. Hay ananı sikeyim ya. Ha. Given the nature of our current investigation. Skate lan. Skate. Tamir edilen bilgisayarmış. Eklenen olmuyor muydu reis o? Tamir mi etmiş olduk biz? Şu kattakiler üçtü galiba. Şu taraftakiler varmış. Normal masamıza dön. Üçüncü seviye olmadan bir bok açamayacağız. Etrafta öyle yerde bulduğumuz tabletler ya da şuradaki bulduğumuz gibi etiketler ne zaman açılacak bilmiyorum ya da o kadar mıydı? Şimdi göz önünde bu katta 3 tane, lobide 2 tane olmak üzere 5 tane de bilgisayar var. Geri kalan 4 bilgisayardan nereden olacak? Bura benim masa değil miymiş? Pardon, yanlış bilmem masası. Gir amına kodumun sekansına. Shit! What's happening? Another glitch? Same one as before. Shay's back in Notre Dame. See if you can complete the memory this time. Tamam. Ben de bunu bekliyordum zaten. Bitirecektim görevi. Sekansa girsin diye. Bir, ikinin sonunda, dördün sonunda ve altının sonunda olmak üzere üçer tane de işte bozuk anı eklemişler. Neyin bozuğuysa. Yani üstünde mi oynanmış, ne olmuş? Got it. Shay's in Paris, all right? I even got a date for you. 1776. At this point in time, Franklin was the American ambassador to France. Ladies and gentlemen, Mr. Otto Berg, professional killer and amateur historian. Komikmiş şimdi bu harita mevcut değil. 76 yılı Paris'i. Tam şeyin başlangıcı lan. Unity'nin başladığı dönem. Acaba bu yavşan Arno ile alakalı bir şey var mı? Dur lan açıklamayı şey okuyamadım. Havadan suikastlerle suçluları öldür. Ve
Franklin'e yardım et ve belki o da sana yardım eder. Franklin'i bul. Zaten bu iplenin götürün kadını 76 yılına kadar yaşamış belli ki bu. Dediğim gibi tek ümidim artık Unity'de zaten direkt bununla bağlantı kurduğu için şey Arno'nun bu yavşaklı yollarını kesip bu pezevengi yedekmesi. Bu yaşamazsın arkadaş. Bu orospu çocukluğu yaptıktan sonra ki bu 20 yılda kimine daha ne şerefsizlikler yaptı. Yaşamazsın bu orospu çocuk. Bu şeyi korumak denen Ganymus Itolit yaşamaz. Yaşatırlarsa Ubisoft'un amına çaktım bu. Sen ne beceriksizsin lan? Sen Assassin olsan ne olur oğlum? Ya da Assassin yöntemlerini çalsan. Herife tepeden suikast yap diyoruz. Maldini adamın olduğuna mı çarptı? Ne bok gidi anlamadım ki. Tam bir beceriksizliğinin israfı ya. Anası doğurmamış. Sıçmış orospu çocuğun. Dayı sen niye yaşlanmıyorsun? O piçim bile götündeki kılları almış. How long has it been? Where are my manners? Thank you, my friend, thank you. But what are you doing in Paris? With all due respect, sir, this is no time to talk. You're still in danger. Yes, I must return to my family. Tamam, suikastçılar bul ve havadan öldür. Hadi bakalım. Bak bak mala bak mala. Yok abi ya. Havadan saldırı falan boş iş. Amına koyayım ben çatıya çıkana kadar. Aynen aynen. Tam bir mon lan bu. Tam bir rol suçu işte diyorum ya milleti öldürüyor bak desenkronizasyon uyarısı bile yapmıyor tam bir piç. Thank you, Shay. Please wait for me. I just want to make sure my family is safe. Do that. It was quite fortunate. I make my own luck, Master Franklin, as I suspect you do. Yes, indeed, my good fellow. Yet, without your assistance today... Well, you have my thanks, Shay. Is there anything I can do for you to repay you for this kindness? Actually, there is. I need to meet a business acquaintance. I heard he would be at the Chateau de Versailles 2 days from now. And they don't just let anyone inside the royal palace. Very well. I'll see what can be arranged. Chateau de Versailles. Varis mi ne halsa o isimdeki şato veya işte özel binada olması gerekiyor diyor. Lan aklıma bir şey geliyor ama. Neyse dur bakalım. Çünkü şundan dediğim gibi. Keep trying to sequence memories out of order, which is why we're crashing like this. What do you suggest?
If we progress further with Shay's life in the colonies, I'm confident we can get better results from these Paris memories. Very well. Keep me informed. Uploading the next memory sequence now. Aklıma bir şey geliyor. Dediğim gibi bunlarla alakalı gram spoiler almadım ama her oyunun belli başlı şeylerini biliyorum. Shay Cormac. Neyse. Here you are, the Templar's new don of precursor archaeology. I'm no expert, sir. I just witnessed what the assassins can do with those damn sites. I have spent years investigating precursor leads. Tell me what you've seen. Well, I know both the assassins and Templars are looking for pieces of Eden. Powerful weapons, mind control and apples, but this time it's different. We haven't found an apple, but a tree. These temples hold the earth together like roots. Disturb them and Haiti falls, or Lisbon, or any other place the manuscript shows. And the assassins are blindly interfering with these structures? Aye. And if we don't stop them, they'll continue destroying cities. I see. We have intelligence of assassin activity near Louisburg Fortress. We'll be meeting with a Royal Navy officer, James Cook. He recently gained a commission that could be strategically valuable. Gist has the charts. Very well. I'll depart shortly. Colonel Monroe spoke highly of you, Shay. He was convinced you could become the best among us. I expect you will not disappoint. I don't plan to, sir. Neyse. Neyse, ne diyordum ben ya? Ursucuklar yüzünden kafa kalmadı ki. Spoiler almadım ama direkt bağlantı mevzusu şöyle olabilir. 76'da bu bitiyormuş. Öyle ya da böyle bu bozuk sekanslarla veya hikayenin kendisi ne olursa olsun. Unity'de direkt 76'da başlayıp 1800'de bitiyormuş. Bununla alakalı şey bilmiyorum ama 58 yılına geldik galiba. Dur bakayım. Yes. Do you know why the ground... Yazık, yine kaybolu. Yoksa ya. Unity'de şöyle bir şey oluyormuş. Arno'nun hikayesi çocukken başlıyormuş ve babasının suikaste uğramasıyla başlıyormuş hikayesi. Ve eğer Arno'nun babası, şu Hatem Edward mevzusundaki sülale karışıklığı değil, Arno'nun babası bir suikastçı, dolaylı yoldan da aynı şekilde Arno da suikastçılıktan devam ederse soydan, babasını bir tapınakçının öldürmesi ve hele ki suikastçı yeteneklerine sahip bir tapınakçının öldürmesi çok büyük bir olasılık. Ve o dönemlerde ve hele ki şu anki bu bozuk anı üzerinden de gidilmiş olduğu düşünülürse şeyin Arno'nun babasını öldürmesi çok olağan. Öyle olursa ben zaten seni apayrı sikeyim şey ananı bacını da. O yüzden çok istiyorum işte. Bu pezemek belli ki o dönemlere kadar yaşamış. Saçına ak düşmüş falan, ellerine falan gelmiş ama hala da yaşıyor belli ki Hitolit. Arno ile umarım yolları kesişir. Biri bunu eceliyle veya başka biri sikmezse. Arno'nun gebertmesini çok istiyorum bu pezevenge. Tipine siktimin olur çocuk. Neyse. Ne diyoruz? Bu bitti zaten. Şeyin makine zamanının amacını öğren. Sürekli yardım et, belki o da sana yardım eder. Oradan suikast falan filan geç. Boş iş, aman okuyayım. Tamam. Şimdi 5. sekans aktif olarak başlamış. Şu sikiklerin konuşmaları piç oluyor. Onu göstereyim çünkü video dışında takılacağım kısımlar olacak. Konuşsunlar. Gerekirse konuşmaları bitene kadar. Ne kadar uzun olabilir ki konuşmalar, aman okuyayım. Göreve gitmem, denizde boş boş dolanırım. Konuşmaları bitsin. Bakalım 5. sekansı aktif edecek mi en azından görünümünü. Bak direkt 4'ten tamamlanmamış anılara geçiyor. Bölümü bitireceğim ama hiçbir şey yapmadan. Artık video dışındaki etrafları temizlemeye çalışacağım. Onları önce. Ya bak, gergeden de var. İyi denk geldi ama. His knowledge of seamanship is second to none. And if I trust my favorite barmaid in Halifax, he also just became captain of his own man of war. He's also an expert at deciphering secret codes. Ready to wave out. As we were fishing off Haysbrook. Zaten burada dediğim gibi avlanma alakalı hiçbir şey göstermeyeceğim. Kara hayvanları, birkaç değişik hayvan olsa da hep aynı tarz öldürme. Deniz hayvanlarında da tek yenilik bu. Gergedan. Tamam. Onun dışında bir alt yok. Hadi gidelim sikik.
Bak buza götürüyor. Tam bir götü. Bir de böyle şey almayınca canınız malınıza dalıyormuş falan. Boş iş. Nereye gitti o pezemek? Nereye götüreyim oğlum bizi? Son anda bir tane sallarım. Gelir birazdan o götü. Stay sharp, man. Reis bildiğin direkt burun atmaya geldi de. Hang on, man. Tamam lan gördük, sus. Bu yani. Bir tek şu buzlar koymuşlar engel olarak. İşte ne onun adı? Eğer siper almazsan. Zaten ölü hayvanın duran boynuzuna da dikkat etmeyin. Kendinize saplarsan sizin beyninize saplayayım ben. Beyaz balinalar gözüküyor mu? Var mı öyle bir ihtimal? Neredeyiz lan? Kuzey Atlantik'teyiz. Dediğim gibi şurada. Viking mezar... Aa, efsanevi gemi ortaya çıkmış. Vay seksi şempaze vay. İkincisi de ortaya çıkmış. Üçüncüsü de. Bunların hepsini halledince epik efsanevi gemi ortaya çıkıyor herhalde. Ben bunları satarsam şu anki halimizde zaten berbat ücresi, berbat halde gemi. Bizi var ya tecavüz öyle böyle sikmezler yani. O yüzden şimdi nerede orası? Şu siktiğerin konuşması devam ediyor mu ona bakacağım. Etmiyorsa eğer bitireceğim. Gemi batı. Gemi batıklarına girebiliyoruz mu lan? Hiç giremediydim yanlış hatırlamıyorsam. Girdi miydik? Galiba giremediydik. Girebiliyorsam bir tane gemi batına gireceğim şu yandaki. Serafim miydi ne baktık oraya. Ama ben orospu solumuzdayım şeyim. Ya giremezsek de derde. Susun lan, şarkı falan söylemek siz. Neymiş korsan şarkıları, gemici şarkıları çok iyi diyorlar. Hepsi birbirinden boktan ama. Kulağımın şeyi sikildi ama. Nobody knows just how she ended my life. Fire! Our ram is smacked by his pop! Haul in the studs in! Top scanner trial studs! Anyone care for a swim? I'm sure the ice makes these waters most bracing. Dalabiliyoruz mu? He's off the wind! Tremors off the wind! Now you're away! Galiba burası gemi batığı değil, bir gemi oturmuş burada buza. Ben ne bileyim, bunlar gemi batığı sanıyorum amına koyayım, gemi şeyi çıkınca gene. Hepsi bak karanın dibinde aslında. Gemi enkazı. Enkaz lan bunlar. Şu gemi batığı olabilir, bilmiyorum, enkaz yazmıyor bunlar. Gerçi bunda yazıyor muydu onu da bilmiyorum ki. Neyse. Tamam. Dedim gidebiliyorsa gideyim dedim de vazgeçtim amına koyayım. Gitmeyeceğim onları. Gemi yememi siktirsin gitsin. Okunmamış mağara resimleri. Amına koydum yerine. Bunlarda niye şey yok? Zam okunmamış şeyi. Şöyle hızlıca bakayım geçeyim. 57 yılında öldü. Eşilemada yazıyor mu? Orospu çocuğu öldürdü diye. Kasagawa Albany'de şey tarafından öldürülüyor. İyi bok. Neyse tamam. Dediğim gibi burada bitirelim arkadaşlar. Ya da bitirmeyelim ya. Dur bunu göstereyim amına koyayım. Şimdi buraya gelirsen video dışında unuturum amına koyayım. Temizlerim ben burayı. En azından bunun ne olduğunu. Diğerlerine uğramam. Onlar da yine böyle karaya oturmuş bir gemi enkazı mı? Buz tutmuş zamanlar. Ya da öbür yerdeki gibi hiçbir şey yapmadan direkt Black Flag'da ve Freedom Cry'da gördüğümüz, alıştığımız gibi gemi batıkları var mı bilmiyorum. Ama bu Sikik'te hiçbir türlü gemisinde deniz çanı görmedim. Zaten bunun dolandığı mekanlarda hep soğuk memleketler, dönemler. Zaten birazcık suda durunca götü dönüyor bize rengin. Bu nasıl deniz altına girecek? Ama dizine iner bunlar. Yani her baba yiğidin harcı değil öyle deniz altına. Selametim gençler. Bak hayvanlar bile seni görünce kaçıyor. Öyle bir mundar pezevenksin ama. Neyse. Şunları toplayalım.
bulabildiklerimizi. Şuradan çıkabiliyor mu lan seksi şempanze? Ha var mı o kadar? Maldan şey bekliyoruz ama. Çıksana gerizekalı. Hadi alın bu pezevengi ya. Lütfen alın şunu. Aforoz edeyim yani. Aşağı kapan adamı. Ne bulduk lan? Ha tapınakçı zırhı bulduk, bir de en eski zamanlardan. Gizli yeri bulmak ve efsane tabak zırhı nereden geçen tüm yadigarları topla. 24. Aboo! O mevzu bu mevzuymuş. Tapınakçı zırhı veriyor baya. 3. Haçlı döneminden. Altair zamanından. Vardı ya zaten skin olarak. Baya bildiğin tam şey. Tapınak şövalyesi zırhı diye. Bunlar tapınakçı geçiriyor ama bir de bunların Nike'ları var. Asıl adam gibi adam olanlar, savaşanlar. Gahbeliye başvurmayanlar. Alabildiğince. Kaptan kamerasında şey varmış. Neyse tamam. Şey nerede? Şu Sir James Gunn mıdır? Ne halttır onun hazinesi? Şurada şey var. Animus parçası var. Tamam. Daha nasıl alacağız onu? Üst kata çık bakayım. Bak bu buradaymış. Bunlar işte o tapınakçı hazinesini gösteriyor. Bunlar da onu buluyoruz paradan ziyade. Şunu alalım hızlıca. Kardeşim ha dur lan, bu tapınakçı zırhını gösteriyor zaten. Şöyle olacak, ha tamam tamam. Yanlış ettik. Yanlışlıkla zırhı bulduk, anlaşıldı. Git suya atla Allah'ın salağı ya. Nasıl bir malsın oğlum sen? Şu taraftan geçilmiyor mu oraya? Dayı benim sağ ol, sağ ol. Tamam eski kutup ayısı. Bir tane de kutup ayısı avlıyor. Kesen ratonaki gibi avlıyordur. Gel lan. Johnny. Doşladı. Bir daha doşladı. Bıçak vurdu. Doşladı, bıçak vurdu. Tabi tabi. Geçeceksiniz oğlum bu işi. Göt kılı gibi İngiliz gıçıyı alacaksınız ya da başkadan. Ratonaki yavrum. Ratonaki. Ben diyorum ya, bu orosucu dua etsin. Ratonaki'nin piyasaya çıktığı dönemde büyük ihtimalle depolup gitmiş buradan. Yoksa Ratonaki bunu buldu mu anasını sikerdi de. İşte aynı yer gerizekalı. Bu da işte Sir James Gunn'ın giysi bilmem bir şey quest dediği. 20 tane toplayacağız. Bu 20 tanenin 7 tanesi. Öbürkü de anlaşıldı şimdi hazine haritasından bulunan şeylerin ne halt zıkkım oldu. Şimdi oraya nasıl varabiliriz? Şuradan. Tırman lan. Pezevenk seni. O 24 tane hazine haritalarıyla bulduğumuz şey onun şeyini verecekmiş. Şöyle gel, şöyle hadi. Tam bir mal. Bak, tekrar diyorum. Tam bir mal. Bu malı hangi... Neyse, gel şöyle. Video dışındaki yerleri hallederim. Ufak köy, kasabaları, yerleşkeler, hatta büyük yerlerdekileri bile halledebilirim. Göstereceğim fazla bir şey yok. Sadece bu gemi batığı gibi olan yerleri saklayacağım size. Eğer hepsi gerekirse video dışındayken kontrol dahi edebilirim girmeden onlara. Eğer hepsi zaten bu tarz bir şeyse kaçmasana sikik. Göt ya. Ver şu son sandığı da defol gidelim. Ama ne büyük başarı, ne büyük başarı. Nerede lan benim gemi? Tam bir mal ya. Herif daha düz yolda yürümeyi bilmiyor.
Ne diyeyim ki? Aurora ışıkları falan, ah. Cillop gibi manzara mı? Bırak dümeni. Şu çakma gaz silindiri değiştirelim. Gaz silindirlere hakaret oluyor. Bu lavuğa öyle bir giysi vermek ya da giydirmek. Ne yaptınız lan? Becerebildiniz mi? Ama sikilmiş dükün. Tamam hele şunu. Şu gemi sayısını da nasıl arttırılıyor, onunla yolunu bulayım. Geminin ne olduğu önemli değil. Ufak da olsa büyük de olsa gemileri arttıralım. Amına koyayım. Ki öbür gemi batmış. Güya %90 neydi? 94 başarısı vardı aynen. Sikip koyuyor dediler değil mi köşe? Amına koyayım mallar. Kaf Fransız. Beceriksiz pezemek. Yeterli kaynak yok. Neymiş, balık ekmek mi lazımmış onun için bir de? Aferin. Şu büyük olanı yollayalım da. Bir boku beceremiyor bu ufaklar. Becerebilecek miydi? %96 başarı. Zaten gıçı kırık boktan 3 tane gemimiz vardı. Bir tanesi de gidip batmış. Sorsun çocuklar. Çıkar lan üstümü. Sak etmiyorum onu. Lan bu atıyorum onu. Kılıç tamam. Bilmemişiz tamam. Ne oldu? Tapınakçı açıldı mı? Tapınakçı olduğu için arkadaş. Geçiciydi bu. Tamam. Tam bir lejyoner orospu çocuğu oldu. Kapak fotoğrafındaki hali bu işte. Ben bu sandıydım ama asıl hali bu. Kızıl şeyi her yeri. Tamam. Anlaşıldı niye? Sıfır para olup hiçbir şey yazmadı. Sadece kilitli diyordu. Versailles kıyafeti. Oyunun tamamlanmasıyla açıldı. Bu yaşlı olduğundaki hali belli. Yerli zırhı bu yerli şeyinden olacak. Bu 11. yüzyıl tapınakçı zırhı işte dediğim. Tamam, o az önceki bulduğumuz. Tapınakçı infazcısı. Bu da bütün suikastçı durdurma görevleri bitince diyor. Bu Viking kılıcını topladığımızda. Vikinglere hakaret ya. Bu piç öyle bir şey. Tapınakçı üstadı bütün efsanevi savaşlar diyor. Efsanevi gemiler herhalde. Amiral Malakka Flo görevine yaramsa o. Bunlar üretildi zaten. Geç, bu da suikastçı katili Uplay'den diyor. Onu kim takar bandırma kaymakamı. Giydin mi lan? Aferin. Tamam. Burada bitirelim. Dizi gözükmedi. Neyse önemli değil. Salla. Oraya gidince açılır. Hala şu ortadaki gözükmedi. Ne zıkkım oldu. Evet arkadaşlar, bu bölüm burada noktalayalım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben birçok yeri açtırtmaya, birazcık da şu metal ve tahtayı, özellikle o ikisini olmak üzere bulmaya çalışacağım. Geliştirmeler yapmaya çalışacağım. Efsanevi gemiler kendilerini gösterdi. Bu pezevengin bütün geliştirmeleri bitti zaten. Kıyafet kombinasyonunu amına koyayım. Zaten en iyi alabileceğimiz oyun içindeki kılıç şığı aldık. En iyi tabancayı da aldık yine oyun içinde alabileceğimiz. Diğerleri oyunun sonuna doğru anlıyorum. Yok %100 bilmiyorum. İşte kıyafetini de amına koyayım. Tapınakçı kıyafetini de bulduk. Asıl oyunun kapak resminde gözüken. Kızıl haçlı. Tamam. Dediğim gibi ben o define haritaları, birçok şeyi bulmaya çalışırım. Sadece ana dünya haritasında işte. O ne lan? Kutup ayısının şeyini mi göstereyim? Aferin bunu. Gergeden de bulduk, gösterdik. Başka deniz canlısı yok zaten. Diğerleri aynı dediğim gibi. Kambur balina, katil balina, büyük beyaz köpek balığı. Beyaz balina diyor. O sadece şurada ve şurada çıkıyor ama işte gözükürse gözükür, gözükmese tamamına koyayım. Şurada Viking mezarı var bizim. Şurada diğer DLC olan, iki DLC'den biri olan Fort de Sable kuşatması var. Oraya gidilebiliyor herhalde ama bayağı bir güçlenip gitmek lazım. Yani gemi savaşıyla girilecekse eğer. Ya yan girsek her türlü hallederiz de. Deniz filosunu, konvoyunu bu video, bu oyun serisinde görmedik. Bakalım nasıl bir şey, benzer mi yani, onu bir gösteririz. Girmem ona yani. Ama genel olarak böyle yerleşkeleri, şeyleri, şu yerleri almaya çalışacağım olabildiğince. Kaleleri de bırakacağım. Yani burası Kuzey Atlantik. Mesela kaç kale varmış burada? 1, yanlış görmediysek 2, 3, 4 kale varmış. Yanlış saymadıysam. Dünya haritasına tıklarsak. Burası nerede lan? New York. Burada da çete kaleleri var. Assassin kaleleri yani. Onları geç. River Valley'de de kaç kale var? Çete kaleleri var. Normal büyük şey kaleleri var. Tamam, bunların hepsini de videoda gösteririm yine, kalelerin hepsini. O olabildiğince. Ama etrafını işte açmamız lazım ışınlanma noktalarına. Çok fazla ışınlanma noktası var. Haritası ufak olsa da. Bir de çok engebeli olduğu için, dar arazi gibi olduğu için geminin sürüleceği yerler. O yüzden her yerini açtırmak daha lazım. Black Flag'a göre. Tamam. Burada bitirelim.
Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben dediğim gibi açabildiğim kadar açmaya çalışacağım. O gemi batık gibi olan yerlere gitmeyeceğim. Kalelere gitmeyeceğim. Çete kalelerini, yani Assassin kalelerini ele geçirebilirim. Onların bir mavrosu yok. Aratonaka'daki gibi zaten birebir aynı bok yapmışlar. Tamam. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.